oluyorsunuz. Bu kayda istinaden ödemelerinizi başlatmış oluyorsunuz. Tabii ki de bu ödemeleri her ay düzenli olarak almış olduğunuz 5000 dolarlık paket üzerinden devam ettiriyorsunuz. 10 ay boyunca her ay düzenli bir ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu ödemeyi gerçekleştirdiğiniz süre boyunca aksatmamaya veya mümkünse son günü değil de birkaç gün öncesinden ödemenizi yapmaya özen gösterin. Çünkü bazen oluyor ki hesaplar arasında kendi cüzdanınızı doldururken, yani kişisel hesabınızdaki eksiği doldururken belki bazen 2 gün, 3 gün bir aksaklığa neden olabiliyor para transferleri sırasında. Bu sıkıntıyı yaşamamak için birkaç gün öncesinde ödemeyi yapmaya özen gösterin lütfen. Bu şekilde hem riske girmemiş olursunuz, hem zorluk yaşamamış olursunuz, o stresi yaşamamış olursunuz, paketinizi de kaybetmemiş olursunuz. Aralık ve Ocak ayı itibariyle de sistematik olarak bir sorunumuz vardı. Yani sistem içerisinde ödeme yapmakta ve transfer yapmakta, hesabımızdaki cüzdanımızı doldurmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bu artık çözüldü. Farklı yöntemler anlatıldı. Farklı yöntemler nasıl kullanılacağı da yine tekrardan anlatılmış oldu. Sayfanıza girdiğiniz zaman kişisel hesaplardan haberleri takip ettiğiniz zaman ödeme yöntemleriyle ilgili de bilgi de alabiliyorsunuz. Bu bilgileri istinaden yine tekrardan bir ödeme işlemini yapabiliyorsunuz. Ödeme işlemini yaparken kart kullanabilir seçenekleri de vardı biliyorsunuz. Bu kart kullanabilir seçeneklerinde şu anda Türkiye'de bir işlem yapılamıyordu. Bununla ilgili işlem yapma yetkisi verildikten sonra, kabul edildikten sonra da Türkiye içerisinde de yine Visa kart ve Mastercard üzerinden ödeme yapma seçenekleri artık işlem görmeye başlayacak. Ödeme yapmada sıkıntı yaşayan arkadaşlar bir de Swift sistemini kullanabilirler. Swift sistemini kullanarak size verilen bilgileri şirkete nereye transfer edecekseniz ücreti oraya şirketin bilgilerini girerek banka üzerinden şirket hesabına havale yapıyorsunuz. Yani Swift sistemiyle emir veriyorsunuz. Sizin yatırmış olduğunuz ücret direkt olarak banka üzerinden yapılıyor ve size Swift veriliyor ödemeyi gerçekleştirdiğinize dair. Bu Swift verilirken almış olduğunuz paket ücretiyle birlikte Swift üzerinde neye karşılık ödeme yaptığınız açıklaması yazıyor. Bu şekilde ödeme yapmak isterseniz aslında bu çok güvenli bir ödeme sistemi. Bunu daha önce de vurgulamaya çalışmıştık. Swift seçeneğiyle ödeme yaparak bu kolaylıkta yararlanabilirsiniz diye. O yüzden arkadaşlar bu sistemi kullanabilirsiniz. Ne aldığınızı bilirsiniz. Açıklamalı olarak yazılır. Açıklamalara istinaden bu Swift dekontunu da siz kendiniz belgesini kendiniz de saklayabilirsiniz. Neyi aldığınızı en azından öğrenmiş olursunuz. Ne kadarlık ödeme yaptığınızı bilirsiniz. Bunlar aslında yine Skyway kişisel hesabınızda da bunlar hepsi yer alıyor. Fakat bazı arkadaşlar belge üzerinde açıklamalı yazıları görmek daha tatmin olucu olduğunu düşünüyorum. O yüzden herhalde ısrarla bazen belge talebinde bulunmak istiyorlar. Böyle durumları yaşamak istemeyen arkadaşlar varsa Swift sistemini kullanmanızı tavsiye ederim. Yine Skyward Community sistemi kişisel hesabınız aracılığıyla başka yöntemler içerisinde hangileri yer alıyor? Mesela partnerler kendi aralarında birbirlerine hesaplarından para gönderebilirler. Yani birinin fazladan hesabında ya kurmuş olduğu yapıdan dolayı birikmiş olan
paraları vardır. Bu paraları kendinin ihtiyacı yoksa diğer partnerle paylaşabilir. Yani hesapla arası havale yapabilirler birbirlerine, aktarma yapabilirler daha doğrusu. Bu şekilde kendi yapınızda ya da kendi altınızda bulunan partnerlerle, ortaklarla paylaşımda ve kolaylıklar sağlayarak işi hızlandırabilirsiniz. Bu seçenekleri de aklınızda bulundurun. Bunları da yapın lütfen. 1 Şubat ve 21 Şubat arası yapılmış olan 5.000 dolarlık promosyon paketimiz, hologram paketimiz, haberleri okuyan arkadaşlarımız varsa 28 Şubat olarak uzatıldı ve son 3 günümüz kaldı. Haberleri takip ettiğiniz zaman bütün paketlerin geçerlilik tarihinden de haberdar olmuş olursunuz. Takibini kolaylaştırmış olursunuz. Bununla ilgili haber yayınlanmıştı. 1 Şubat ve 21 Şubat arası olan paket 28 Şubat'a kadar uzatıldı. 28 Şubat akşam saat 23:59'a kadar geçerli olarak paket satışımız uzatılmış durumda. Promosyon paketimiz hologram paketimiz olarak devam ediyor. Ona yararlanmak isteyen arkadaşlar veya yapısında buna talebi olan ama hala haberi olmayan arkadaşlar varsa liderlerinin lütfen bu paketle ilgili paylaşım yapmalarını ve tabii ki de hem projemize yatırımcı getirmeleri için faydalı olacaklarını da unutmayalım. Hem de kendileri böyle bir fırsatta yararlanacaklar. Bunu da unutmamak gerekiyor. 5.000 dolarlık paketten yararlanma şartları içerisinde paketi satın aldığınız zaman o paketin dışında tekrardan birkaç tane daha paket satın alma hakkınız var. Fakat bu paketleri satın aldığınız zaman hologram uygulamasını tek seferlik yapabiliyorsunuz. Ne kadar paket satın alırsanız alın, şart değişmiyor. Şart içerisinde hologram uygulaması satın alma konusu tek hologram olarak devam ediyor. Satın aldığınız paket ve hologram çalışması nasıl yapılıyor? Satın aldığınız paket ve hologram çalışması şu şekilde yapılıyor. Paketi satın alıyorsunuz. Eğer peşin ödemeyle bu paketi aldıysanız işlemden sonra hologram çalışması için bir resim seçiyorsunuz. Kişisel hesabınıza bu resim yüklenmiş olması gerekiyor. Resmi seçiyorsunuz ve bu resim üzerine işlem başlatıyorsunuz. Hologramınızın oluşturulması için talepte bulunuyorsunuz. Bu talebe istinaden hologram çalışmanız başlatılmış. Sizin talebiniz alınmış oluyor. Talebinizin üzerinde bir çalışma yapılmaya başlanıyor ve bu çalışma 5 iş günü olarak devam ediyor. 5 iş günü sonra size bir bildirim gelir, hologram çalışmanız tamamlanmıştır diye. Sonrasında bu hologram çalışmanızı araçlarımız üzerinde isterseniz reklam amaçlı, isterseniz öyle bir şeyle kullanabilirsiniz. İsterseniz bu sizin şirketinizin reklamı olabilir, logosu olabilir. Eğer şirket sahibiyseniz bu sizin için çok büyük bir reklam olma aracıdır, yapma aracıdır mesela. Şirketinizin reklamını yaparsınız, logonuzu koyarsınız, logo çalışması hologram olarak yaptırırsınız. Bu şekilde çalışmaları yapabilirsiniz. Bu aslında dünya ülkeleriyle çalışan işte ticareti bütün dünya ülkeleriyle yapılan büyük şirketler oluyor. Bunlar için aslında bu çok büyük bir reklam olur. Sonuçta bu çalışma üzerinden hem reklamınızı yapacaksınız. Yani hiç aklınıza gelmeyecek belki de ülkelerde sizin şirketinizin reklam çalışmasını yaptıktan sonra reklam çalışmasını yaptıktan sonra bir de reklamınızı bütün dünyaya duyurmuş olacaksınız. Bunları değerlendirin veya varsa etrafınızda böyle şirketler hem paket satın alırlar ki böyle büyük şirketlerin başvurularıyla Swift ödeme sistemiyle mesela ödemeleri yaparak
şirket adına ödemeleri yaparak Swift sistemiyle paket satın alan çok fazla şirketlerimiz var. Yani yönetim kurulu kararıyla paketlerini almışlar, hisselerini almışlar ve yatırım yapmış olan şirketler var. Bunların hologram çalışmaları yapılabilir. Bunlara teşvik amacıyla bu proje anlatılabilir. Akıllarına gelmiyor olabilir ya da işte haberleri olmayabilir. Bunlara anlatın lütfen etrafınızdakilere. Bir değerlendirmeyi alsınlar tabii ki de. Konteyner taşımacılığı ile ilgili de biraz aktarmak istiyorum. Devamlı olarak evet bunları konuşuyoruz. Çünkü neler yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Konteyner taşımacılığı biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde bununla ilgili projemiz başlatıldı. 130 kilometrelik bir yolumuz yapılıyor. İnşaat başlatıldı. Tabii ki ödemeler bekleniyor. Sunumlarda duymuşsunuzdur. Ödeme geldikten sonra bunun bir de çalışması daha hızlı bir şekilde başlatılacak. Bu ödemelerle ilgili de daha ileriki süreçlerde temettü dağılımı belki de erkene de alınabilir diye Anatoly Yunitski tarafından da böyle bir şey haber akışında okuduğunuz zaman göreceksiniz. Haber olarak da geçiyor. Haberleri okurken lütfen yapılan işlemlerle ilgili dikkatli okuyun. Çünkü orada daha fazla bilgi edinmeye şansınız var. Haber akışımız Türk dilinde çevirisi yapılmış bir şekilde bizlere sunuluyor. O yüzden siz eğer Skyward Community sistemine girerseniz Türkçe yayın dilini seçerseniz bir de Türkçe yayın dilinde bütün haberleri takip etmiş olursunuz. Hafta içinde hemen hemen neredeyse her gün yeni bir haber, yeni bir haber akışı oluşuyor. Bu haberleri okumak lazım tabii ki de bütün gelişmelerden haberdar olmak için. Bunları da takip edin lütfen. Şarjah tarafında yapılmış olan test merkezimiz var. Biliyorsunuz bunun açılışı yapılmıştı Ekim-Kasım ayında. Ecofest gibi bir online üzerinden görüşmeler yapıldı. Açılış sergilendi bütün dünyadan. Bütün ülkeler Skyward Community firmasına ait yatırımcılar çok büyük bir katılımla, coşkuyla karşılanmıştı. Bu katılımda bütün yapılmış olan o ince mühendislik çalışmaları, o ince detaylara kadar araçların içleri, görüntüleri, yolların yapısı vesaire Anatoly Yunitski tarafından sorulara cevaplar, mühendisler tarafından yapılan açıklamalar, yapılan röportajlar bunların hepsi yayınlanmıştı. Tekrardan bir izleyip hatta o haberlerle ilgili yayınlar Türkçe'ye çevrildi. Bizim yatırımcılarımıza sunulma amacıyla bunlar yapıldı. Hala bu proje nedir? Nasıl bir projedir? Ben buraya yatırım yaptım ama ne aşamada olduğunu bilmiyorum diyen arkadaşlar var. Yapınızda bulunan arkadaşlar var. Bunlara her şeyi hazır değil. Biraz da kendilerinin sisteme girip sistem içerisinde kendi istekleriyle dolaşıp her haberi bir okuma zahmetinde bulunmaları için bir fırsat vermeniz gerektiğini de unutmayın. Ama siz bilgi aktarımını da eksik etmeyin. Bilgileri aktaracaksınız ama detaylı haber talebinde bulunan arkadaşları da lütfen haber sitesini yönlendirin. Çünkü sizin aksatmış olduğunuz bilgileri o arkadaşlar haber sitesi içerisinde ayrıntılı olarak bütün konuşmaları tek tek okuyabilirler. Kendi akıllarında projeyle ilgili o düşünceleri ortaya çıkar. Hani bulundukları yer ve geldikleri yeri görebilmeleri için buna ihtiyaçları var. O yüzden sitenin içerisinde çalışma yapmaları için okuyup zahmete girmeleri için siteye yönlendirin. Senin kişisel hesabında
haberlerle ilgili Türkçe yayın var. Burada Türkçe yayın içerisindeki bütün haberleri okuyup bilgi edinebilirsin diyerek yönlendirme yapın. Ama kendiniz de yine de genel olarak bilgi vermekten kaçınmayın lütfen. Burada sorulan bir soru var. Bir madde yolcu taşımacılığı başlayacaktı. Durum nedir? 1 Mart'ta yolcu taşımacılığı başlayacaktı. Durum nedir? 1 Mart'ta yolcu taşımacılığı test yolcular yani test taşımacılık yapılacaktı. Bununla ilgili haber henüz çıkmadı. 1 Mart geldiği zaman sanırım biz bu haberle ilgili mutlaka bir şeyler duyacağız. Yapıldı mı, yapılacak mı, ne aşamada? Bunları hepimiz birlikte takip ederek öğreneceğiz. Henüz 1 Mart'a kadar bir haftamız daha var. Yani şurada 3-4 günümüz var diyelim. Muhtemelen bu hafta içerisinde bununla ilgili de bilgiyi almış olacağız. Soru için teşekkür ederim. Taşımacılık test olarak başlatılacaktı. Test taşıması yapılacaktı. Bu da yine Şarjah'ta yapılacaktı. Bu da başladıktan sonra tahmin ediyorsunuz ki proje daha ileriye gitmeye başlayacaktır. Daha fazla talep ve daha fazla ilgi odağı olacak bir proje haline gelecektir. Çünkü artık test aşamalarına gerçek yolcularla geçirmiş olacaktır. Güzel bir soru oldu. Teşekkür ederim sorulmuş olan soru için. Bununla ilgili yine takipte kalalım. Mutlaka haftaya yine eğer 1 Mart itibarıyla test yolcuları başlanırsa bununla ilgili bizimle paylaşımda bulunacaklar. Biz de yine buradan hep birlikte paylaşmış oluruz. Duygularınızı da yazarsanız tabii ki de memnun olurum. Sonuçta bizim projemiz ne durumda olduğunu görüyoruz. Ve böyle sorular yönelterek cevap talebinde bulunduğunuz zaman bu da şunu gösteriyor ki gerçekten bizim projemizle ilgilenen, değer veren, yatırım yapan ve gerçekte gönül veren bir ekibimiz olduğu ortaya çıkmış oluyor. Tekrar teşekkür ederim. Bu haberi yine takip ederek birlikte paylaşımda bulunacağız. Başka sizin için aktarabileceğimiz Minsk'teki yerle ilgili biliyorsunuz orada da bir adres projesi olarak bir çalışmamız vardı. Yer tahsil edilmesi bekleniyordu. Henüz böyle büyük bir gelişmemiz olmadı ama hala takipte görüşmeler devam ediliyor. Onaylar bekleniyor. Yer tahsil edilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. İlerleyen süreçlerde bunlar da artık yavaş yavaş haber olarak yine bizim karşımıza çıkmaya başlayacak. Ülkeler arası yapılan yatırım ve yatırım tutarları değerlendirmeye alınıyor. Level up olarak yapılmış olan çalışmalar var. Her ay bunlar yapılıyor. Hangi ülke daha fazla yatırımcı getirdi diye bunlar da yine çalışmalar yapılıyor. Arka taraftaki Ar-Ge çalışması çok ciddi bir şekilde yol alarak devam ediyor. Projemizle ilgili projemizde bizimle partner olur musunuz diye bir çalışmamız var. Yani sizin özel yetenekleriniz, nitelikli eleman gibi bir durumunuz varsa nitelikli eleman olarak başvurularda bulunabiliyorsunuz. Tabii bu nitelikli elemanlarla ilgili alımlarla ilgili özel şartlar var. Şartlara uygun sizi gördülerse bazı çalışmalar, sorular vesaire değerlendirmelerden geçtiyseniz, buradaki projenin içerisinde yer alıp çalışanı olabilirsiniz, çalışanı olurken partneri olursunuz gibi haberlerimiz de var. Bunlar nereden baksanız bir ay önceki haberler. O yüzden haber sitesini okurken bayağı bir geriye gitmeniz de gerekiyor. Geriye gittikçe geçmiş ama hala güncel olan haberleri de okumuş olursunuz, bilgilere sahip olursunuz. Türkiye içerisinde spikerlik yapmak isteyen, gruplarını genişletmek isteyen arkadaşlar varsalar, bunlar için yine açık bir
iş teklifi var. Yani yine tabii ki de durumunuz değerlendirmeye alınıyor. Bazı özellikleriniz aranıyor. Çünkü sonuçta sunum yapacaksınız. Projeyle ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Projeyle ilgili hem bilgi sahibi olmanız gerekiyor hem de hitap edeceğiniz bir çevreniz olması gerekiyor, oluşturmuş olmanız gerekiyor. Projenin içerisinde yatırımcılarınız, işte yapısı olan arkadaşlar vesaire, bunların hepsi bizim bu kanallarımızı, yayınlarımızı takip ediyorlar. O yüzden bazı şartlar var. Bu şartlara uygun olmanız gerekiyor. Yine buz kıran olarak biliyorsunuz ledakol diyoruz Rusçasını. Burada da bir çalışmamız var. Eğer isterseniz bir ekip kurabiliyorsunuz. Minimum iki kişi sizinle birlikte. Üç kişi olmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili de çalışma yapıyorsunuz. Sizin için bir sistem oluşturuyor. O sistemde hızlı pazarlama sistemi gibi bir kurulmuş olan hazırda program var. Bu programı siz kullanarak gelen taleplere cevap veriyorsunuz. Hızlı bir şekilde projeyi anlatıyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişinin ilgisini çekiyorsanız bu karşınızdaki kişiyle minimum tutardaki yatırım hakkında bilgiyi paylaşımında bulunuyorsunuz. Onunla diğer proje içerisindeki bulunan paketlerle ilgili paylaşımda bulunuyorsunuz. Ama her zaman söylüyorum ve tekrardan söylüyorum. Önce kendiniz bilincinde olun. Sizin şu anda içerisinde bulunduğunuz proje basit bir proje değil. Çok değerli. Çok kaliteli bir proje. Önce bunu kendiniz fark etmeniz gerekiyor. Sonra yatırımcılarınıza aktarmanız gerekiyor. Sonra yatırımcı potansiyeli olan kişilere aktarmanız gerekiyor. Ve ondan sonra ancak teklifte bulunabilirsiniz. Çünkü bu proje kimseye zorla ikna edilmek için hazırlanmış ya da ikna ederek yapılan bir proje değil. Biz teklif getiriyoruz, götürüyoruz. Bu teklifin şartlarını aktarıyoruz. Bu teklifin avantajlarını aktarıyoruz. Bu teklifin bize ileride neler getireceğini karşı tarafa anlayacağı şekilde aktarıp bilgi veriyoruz. Projenin içerisindeki bütün ayrıntılı koşulları aktarmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki yatırımcının eğer ki niyeti yapı oluşturmaksa yapı çalışmalarını nasıl yapacağını aktarıyoruz. Ve tabii ki de bu yapı çalışmalarını yaparken karşı tarafın altında bulunan o yapının da kazanacağı ödülleri, kazanacağı yüzdelik bonusları hakkında bilgi veriyoruz. Ve değerlendirmeyi tekrardan karşımızda bizi dinleyen şahsın kendisinin değerlendirme yapıp karar vermesini sağlıyoruz. Zorlamada bulunmuyoruz. Bir kere dinler, sonrasında ikinci dinlemek ister, başka soruları vardır. Size yönelterek bunların bilgisini almak istiyordur. Böyle bir çalışma yapmak istiyorsa ve böyle bir yol izlemek istiyorsa bizim onun bütün sorularına cevabı doğru şekilde vermemiz gerekiyor. Emin olamadığınız sorulara mutlaka önce bir teyit alarak, sisteme giriş yaparak kişisel hesabınızdan bütün bilgilere ulaşabilir. Projeyle ilgili ayrıntılı anlatım, Anatoly Yunitski'nin soru-cevap yazılarını okuyabilirsiniz. Yapılmış olan röportajın yazılarını. Alexei Suhadoev'in tezleri var. Onun tezlerinden sorulara cevap okuyabilirsiniz. Bilgi edinebilirsiniz. Eğer ki hala aklınızda sorular varsa
O sorulara mesela Alexei Suadoyev'in yapmış olduğu sunumlardan, tezlerden ortaya çıkan bir yazı var. Bu yazı bilgi amaçlı Türkçe'ye de çevrilmiş olarak sistemde yer alıyor. Bunları okuyun, sorularınıza cevap alın ve yapınızda bulunan kişilere de hem aktarın genel bilgi olarak ama tavsiyede bulunun. Sayfana girip şu şu bölümde mesela haber akışında bu bilgileri rahat bir şekilde okuyup ulaşabilirsin diyebilirsiniz. Bir soru geldi. Soruyu öncelikle okumak istiyorum. Örneğin Anatoly Yunitski ölürse bu proje ne olur? Benim üyelerim merak ediyor. Sanki şirketin tek sahibi. Lütfen bu konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim demiş. Olur da yani sonuçta hayat yaşıyoruz. Bu hayatın içerisinde mutlu olduğumuz günler var, hasta olduğumuz günler var. Sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatın içerisinde ölüm de var, sağlık da var, hastalık da var. Böyle bir durum olursa Anatoly Yunitski vefat ederse bu durumda bu proje durmuyor. Arkadaşlar. Evet, projeyi ortaya çıkartan, projenin fikir sahibi Anatoly Yunitski beyefendi. Ama projenin yürürlüğü Anatoly Yunitski beyefendiye kalmış ve ona bağlı değil. Bu proje dünya çapında şu anda gelişmekte olan büyük bir proje. Fikir mühendisi Anatoly Yunitski çalışmaları başlatan, bu fikri sunan, peşinden gezen, bütün ayrıntılı bilgilere sahip olan kişi kendisi. Fakat böyle bir durumda bu proje ilerlemeye devam ediyor. Mühendislerin başında bir mühendis var. Bu da Anatoly Yunitski. Fikir projesi sunmuş olan kişi ama projenin içerisinde o kadar çok mühendis Ar-Ge çalışması yapıyor ki biz bunu görmüyoruz. Biz bunu hayal bile etmemiz belki de çok zor. Bu mühendisler hepsi bütün bilgilere sahip. Bu mühendislerin üstünde daha büyük mühendisler var ve bunlar birbirleri arasında bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Yani bir kişi gitti diye bir proje durmaz. Büyük bir CEO şirketini düşünün. CEO şirketinde bulunan yönetim kurulu içerisinde bulunan kişilerin birisine bir şey olduğu zaman o CEO şirketi hemen alıp da dağılmaz. Hele ki burada dünya çapındaki bir projeden bahsediyoruz. Bütün dünyaya açılmış olan bir projeden bahsediyoruz. Bu proje bir kişinin gitmesiyle dağılacak bir proje değil. Bu mümkün değil. Siz devletler içerisinde çalışma yapıyorsunuz. Buradaki insanlar yatırımlarda bulunuyor. Bu projeye büyük miktarlarda hem finansman sağlanıyor hem de emek veriliyor. Ar-Ge çalışması yapılıyor. Yani Anatoly Yunitski gidip bir projenin başında durup da her işçiye şunu şöyle yapacaksın demiyor. Projeyi takip ediyor, diğer mühendisler çalışıyorlar, en iyisini bulmaya çalışıyorlar, en iyisini ortaya çıkartıyorlar. Eksik varsa bu eksiği gideriyorlar. Fazlalık varsa ve bu projenin içerisinde o fazlalık, eksiklik dengesini sağlayıp da orantılı gitmesini sağlaması gerekiyorsa bunların çalışması yapılıyor. Bir proje öyle basit bir şekilde ortaya çıkmıyor. Ve bu proje yapılırken öncelikle ekiple birlikte yapılıyor. Bir ekibin içerisinde bir kişi eksilmesiyle ekip çalışmayı bırakmıyor. Yerine başkası geliyor. Anatoly Yunitski'nin projenin içerisindeki bu fikir ona ait. Fakat çalışma arka taraftan, Ar-Ge tarafından, diğer yatırımcı ortaklar tarafından yönetiliyor. Kontrol altında devam ediyor. O yüzden üyelerinize aktarabilirsiniz. Proje dünya çapında ilerlemede birçok mühendis tarafından birlikte büyük ekiple yönetiliyor. Ciddi çalışmalar yapılıyor, ciddi finansman
sağlanıyor ve büyük işler yapılıyor. Herhangi bir dağılma ya da yıkım şu an için söz konusu görünmüyor. Bununla ilgili bir açıklamayı kendisi Anatoly Yunitski de yapmıştı. Lütfen okuyun. Bu soru sorulmuştu röportaj yapıldığında. Size bir şey olursa bu proje ne olacak? Proje aynı şekilde devam edecek. Projenin içerisinde her zaman değişiklikler olur, düzeltmeler olur, daha iyisi olur ama daha kötüsü olmaz. Bununla ilgili yazı vardı. Yazıyı lütfen okuyun. Ani bir soru geldi. Yazının hangi haberde olduğunu hatırlamıyorum. Fakat haberleri okuduğunuz zaman yapılan röportaj, Anatoly Yunitski ile yapılan röportaj içerisinde bu soru var. Cevabı da çok net bir şekilde var. Ben size okuduğum bütün genel bilgiler içerisinde soruyla ilgili kendim toparladığım cevabı aktarıyorum. Her projede bir risk vardır. Ama bu risk çok büyük bir çöküntü yaşaması gerekiyor ki oluşsun. Bizim bu projemizin içerisinde şu anda benim de takip ettiğim kadarıyla çok güzel ilerlemelerimizi kaydettiğimizi görüyoruz. Level Up programı içerisinde de mesela orada da göreceksiniz ki yatırımımız büyüyor. Ayrıca bu Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde de yine büyümeler var. Yani bunlar Vietnam tarafında çok ciddi büyümeler var. Yani bu pandemi süreci ülkeler içerisinde bir etki yarattıysa bile bu tür büyük projeleri ayrıca bir de daha ileriye götürdükleri yerler de oldu. Hayatımıza yeni şeyler de kattığı oldu. O yüzden sanıyorum ki cevap verebilmişimdir. Eğer ki hani aklınızda başka sorular olursa bunları okuyun haberlerde. Açıklamalar yapılmıştır. Ben teşekkür ederim soru için. Sizin altınızda bulunan üyelere lütfen aktarabilirsiniz. Kendileri de bunu teyit etmek istiyorlarsa kesinlikle haber akışını okusunlar. Bilgileri oradan birinci ağızlardan tercümeli haliyle Türkçe olarak okuyup bilgi alabilirler. Yani bugün aktardıklarım bunlardan ibaret. Daha fazla sorusu olan varsa sorun. Teşekkür ederim ayrıca bu sorular için. Yine tekrardan başka aktarabileceklerim, sizlere buradan aktarabileceğim yine şöyle bir projemiz olacak. Bizim 1 Mart itibariyle yapılacak olan yeni değişikliklerimiz olacak. Getireceğiniz yatırımlarla ilgili, mesela yatırımcılarla ilgili. Bununla ilgili haber çok yeni. Bu haberi okumanızı rica ediyorum hepinizden. Ayrıca alt üyelerinize de yani yatırım yapmış olan ve yapısı olan arkadaşlarla da paylaşın. 1 Mart itibariyle 1 Mart ve 28 Mart arasında bonus sisteminde, ödül sisteminde yapı oluşturan, grup kuran kişiler için bir değişiklik var. Yani daha fazla nasıl kazanabilirsiniz diye haber akışında yeni yayınlanmış olan haber var. Buradaki haberi okuyup şartlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Eğer ki yapı kuruyorsanız, siz bu yapınızı daha hızlı büyütebilir, kazanç elde etmesini sağlayabilirsiniz. Bu kazançlarla birlikte hatta yatırımını arttırmak isteyen arkadaşlar bir de yatırımını arttırma şansını yakalamış olur. Bunu da değerlendirmeye alıp çalışmalarını yapabilirler. Haber çok yeni yayınlandı. Haberle ilgili okuyun, bilgi alın. Alexei Suhadoyev ile ilgili yine vurgulamak istiyorum. Projeyi çok iyi takip eden, projenin anlatımını, projeyle ilgili detaylı bilgi verebilen kişilerden birisi.
Tezislerle ilgili önce bir video yayını yapılıyor. Yine web seminer yapılıyor yani. Bu web seminerden sonra tezislerle ilgili yani analiz konusu diyelim biz tezis diyoruz. Fakat belki anlamayan arkadaşlarımız olabilir. Analizini yapıyor. Projenin nereye gittiğiyle ilgili açıklama yapıyor. Bunlar da yine Türkçe olarak yayınlanmış. Okuyabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Kripto parayla ilgili açıklaması var. Benim okuduğum kripto parayla ilgili mesela çok dikkatimi çekmiş olan bir konu vardı. Kripto paraya çok büyük şirketler şu anda yatırım yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Daha büyük yatırım olarak gördükleri aslında mesela asmalı yolla projelerini seçiyorlar. Elektrikli araçlar projesini seçiyorlar. Bu elektrikli ve asmalı yollar bizim projemiz gibi projelere daha fazla değer veriyorlar diye yazısını okudum. Bunun sebebi de bunlar aslında araştırma yapılmış ve bilgi alınmış, bilgilere istinaden analiz edilmiş konular. O haberi okumanızı rica ederim hepinizden. Kesinlikle çok faydalı bilgileri içeriliyor. Analiz yapıldıktan sonra tespit edilmiş bir konu. Yani bizim şu anda bulunduğumuz proje dünya çapında çok büyük ilgi odağı olacak olan proje. Elektrikli araçlar. Çünkü neden? Biliyorsunuz trafikte çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu özellikle de metropol şehirler olan yerlerde. Örnek vereyim İstanbul, örnek vereyim Moskova gibi. Örnek vereyim New York gibi. Böyle yerlerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor trafikte. Bu trafiği hafifletmek için dikkat çekerek söylüyorum. Tezler içerisinde de analiz içerisinde de yine bu konuya da değinilmiş bir durum var. Sorun çözülmez. Çünkü araç kullanımı hiçbir zaman daha düşük olmaz. Daha fazla olur ama düşük olmaz. Fakat hafifletilir. Yani yapılan bu asmalı yollar çalışmasıyla işte hava kirliliği, ekolojik sistemin dengesini bozma gibi zararlı etkilerden kurtulma çabası, daha minimum seviyeye indirme çabası, yol yapımını daha masrafsız hale getirmek gibi çalışmalar. Bu çalışmalarla ortaya çıkmış olan projeye yatırım daha fazla olacak. Bunlar ilerleyen seneler içerisinde hepinizin, projeyi takip eden arkadaşların hepsinin göreceği bir durum. Bunu gördüğünüz zaman ben eminim ki daha mutlu olacaksınız. Böyle bir projenin içerisinde yer aldığınızdan dolayı kendinizle gurur da duyacaksınız. Geleceğiniz için, geleceğiniz sizin nedir? Geleceğiniz sizin, gelecek nesillerdir, aktarılan nesillerdir. Bu nesiller için yapabildiğiniz bir şeyleri görmek sizleri her zaman çok çok daha mutlu edecektir. O yüzden rica ediyorum haber akışını okuyalım. Alexei Suhadoev'in hatta yayınlarını okuyalım ve yine burada şunu da söyleyeyim, hatırlatma yapayım. Skyward Community'nin YouTube sitesi var. Bu YouTube'tan Skyward Community'nin YouTube'da yayınlanan videolarını takip alın. Çünkü orada bütün ülkelerde bizim yaptığımız yayın gibi yayınlar yapılıyor. Eğer ki başka ülkelerde yaşıyorsanız, Türkçe dışında alternatif dil bilginiz de varsa dinleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi alırsınız. Farklı kişilerden bilgi almak sizi daha fazla
bilgi sahibi yapacaktır. O yüzden YouTube kanalımıza üye olarak oradan dinleyebilirsiniz. Oradan diğer arkadaşların hepsinin, yani benim gibi sunum yapan arkadaşların bilgilerini dinleyebilir, çevirisini yapabiliyorsanız kendiniz için farklı dilden çevirisini yapar, altyapınızda bulunan kişilere aktarırsınız ve o YouTube'dan izlediğiniz haberler, projenin içerisinde bulundurulan teknik bilgiler diyeyim, projenin ayrıntılı kısımları Alexey Suhadoyev'in işte yapmış olduğu sunumdan sonra yapılan çeviriyle özellikle ana konular seçilerek Türkçe çevirisi yapılmış haber akışında sunulmuş olan yazıları okuyun ve bilgi alın. O yazıların içerisinde aldığınız bilgiyle projenin ileride hangi seviyede olacağını, nasıl riskler taşıdığını ya da daha çok nasıl avantajları içerisinde bulundurduğunu fazlasıyla öğreneceksiniz. Ben size her zaman bu tavsiyede bulundum ve yine bulunuyorum. Kişisel hesabınızı takip etmekten asla ve asla vazgeçmeyin. Haftada minimum 3 kere kişisel hesabınızı kontrol edin ve takip edin lütfen. Soru ulusal ve uluslararası reklam çalışması ne zaman başlar ve sonuçta başlar? Sonuçta projeyi hızlandırın. Ulusal ve uluslararası reklam bu aslında daha önce yapıldı. Yine geçmiş haberlerde okuduğunuz zaman bu bilgiye rastlarsınız. Ecofest yapılıyor mesela. Fuar yapılmıştı. Fuarda dünya çapında yapılmış olan fuardı. Fuarın ismini şu an hatırlamıyorum. Ama orada bu proje çok büyük ilgi odağı olmuştu. Çok çok büyük bir ilgi odağı olmuştu. Reklam yapılmıştı. Şimdi uluslararası reklam çalışması dediğimiz zaman uluslararası reklam çalışması biziz. Ben isim alabilir miyim soruyu soran kişiyle ilgili? Sadece telefon numaranız çıkıyor çünkü. İzzet Aydın. Evet İzzet Bey, teşekkür ederim. Uluslararası reklam biziz. Yani ben, siz, bizim yapımızda bulunan kişiler, yurt dışındaki kişiler, yatırımcılar yani. Bu isterseniz İtalya olsun, isterseniz Fransa olsun, isterseniz Gürcistan olsun, isterseniz Slovakya olsun, Polonya olsun, gibi gibi ülkeler, Vietnam olsun, Özbekistan olsun, Kırgızistan, bu ülkeler hepsi kendi içerisinde bizim gibi sunum yaparak reklamı yapıyorlar. Yani burada canlı reklam biziz. Biz yapıyoruz reklamı. Çalışmamızı yapıyoruz, yatırımcı getiriyoruz, projeyi anlatıyoruz. Projenin artılarını anlatıyoruz, eksilerini anlatıyoruz, buradaki avantajları anlatıyoruz ve ileriye giderek ne duruma geleceğini en azından bazı çalışmalarla analiz etmeye çalışıyoruz. Kesin cevap hiçbir zaman, hiçbir projede, hayatınızda çalıştığınız hiçbir işte de veremezsiniz. Aynı şekilde bu projenin içerisinde de kesin ve net cevap veremezsiniz. Her zaman bir küçük, en düşük payda da olsa risk vardır. Ama bu sorunun cevabı, tekrar soruya cevap vereyim ben. Çünkü konu bayağı bir kapsamlı olmak zorunda kalır. Uluslararası reklam çalışması tamamen yatırımcılardır. Yatırımcılar üzerinden uluslararası reklam gidiyor. Bu yatırımcıları Ecofest'e davet edersiniz, Minsk'e davet edersiniz, Dubai'ye giderler. Tabii ki bu seyahatlere katılabilmek için de şartlar var. Yatırımcı olmanız gerekiyor. Belki de belirli bir miktarda yatırımcı olmanız gerekiyor. Ya da bir heyet oluşturmanız gerekiyor.
Bunlarla birlikte gidersiniz. Orada her şeyi gördüğünüz zaman bu da bir ikram olur. Çünkü geleceksiniz, ülkenizde bunu anlatacaksınız. Belki de bir ticaret içerisinde bulunuyorsunuz. Başka devletlerle çalışmalarınız vardır. Orada partneriniz vardır. Bir de ona aktarırsınız. Bunlar hepsi reklamdır. Özel bir reklam. Bizim bir de sayfalarımız var. Sosyal medya sayfalarımız var mesela. Facebook olsun, Instagram olsun, buralarda da reklamlar var. Artık İzzet Bey, her şey dijital ortamda olduğu için sanırım en iyi reklam yine dijital ortamda yapılıyor. Yine bizim gibi mesela YouTube kanalı bile uluslararası bir reklam olarak geçer. Bu şekilde, yani size verebileceğim cevap bu şekilde. Örneğin TV kanalları, örneğin belediye blue billboardları, reklam panoları daha güzel olurdu. Bunun için Skyway pay ayırması lazım. Skyway her reklam için, her dünyada bulunan ülke için bir pay ayırırsa, bu yine sizin, yani benim, sizin, diğer yatırımcıların yapmış olduğu yatırımdan bir pay olacaktır diye mantık yürütmeye çalışıyorum burada. O yüzden belediyeler bu konuyla ilgili projeye karar verirlerse, kendileri verme hakkına sahip olurlar. TV kanalları, aslında TV kanallarında haberler yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bununla ilgili haberler var. Türkiye'de de haber yapıldı. Bununla ilgili internette arama yapabilirsiniz. Bu çok uzun zaman olmadı aslında. Rusya tarafından haberler yapıldı. Belarus tarafından haberler yapıldı ama bu haberlerin yapılması için projenin ülke içerisinde yatırımcılar tarafından duyurulmuş olması gerekiyor. Skyward Community'nin içerisinde bulunan kişilerin her yere yetişmesi bizim üzerimizden oluyor. Öyle söyleyelim. Biz bunu ulaştırıyoruz. Biz tüketiciyiz. Yani biz buraya yatırım yapıyoruz ama biz aslında tüketiciyiz. Biz tüketiciysek reklam yine bizim elimizde. Başka bir ürünü aldığınız zaman tüketim ne kadar fazlaysa reklam o kadar çok ilerler. Yani çünkü birisi alır, öbürüne tavsiye eder, ötekine tavsiye eder. O alınan ürün de kaliteli ise bunun reklamını en iyi tüketici yapmış olur. Siz burada zaten tüketicisiniz, yatırımcısınız. Çünkü bir ürünü satın alıyorsunuz ve tüketicisiniz çünkü siz bu ürünü kullanacaksınız. O yüzden burada da yine belediyeye de bu reklam çalışmasıyla bir çalışma gidecekse tamamen sizin elinizden, benim elimden, diğer arkadaşların elinden gidecektir. Ağzından gidecektir daha doğrusu. Kulaktan duyma bilgilerle bir şekilde, hani kulağına su kaçırdık deriz misali. Biz bunları aktarırız. Onun üzerine düşülürse bir çalışması yapılır ve ortaya güzel bir proje ile ilgili bir duyuru yapılır. Bunlar bu şekilde olabilir. Ama Skyway pay ayırır konusunda ben bir şahıs olarak cevap verme yetkisine, birincisi, sahip değilim ve bilgi sahibi de değilim. O yüzden sadece kendi mantık yürüterek size bir açıklama yapmaya çalıştım. Bununla ilgili sorular sormak isterseniz ya da tavsiyelerde bulunmak isterseniz yönetim kurulundan üyelerle birlikte yapmış olduğunuz toplantılar oluyor Zoom üzerinden falan. Bunlara katılabilir, net cevapları orada sorabilirsiniz. Soru için teşekkür ederim İzzet Bey. Çok teşekkür ederim. Bugün güzel bir sorularınız geldi sizden. Ben hepinize bu akşamla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Değerli vaktinizi, zamanınızı, yine bir Perşembe akşamı bana ayırdınız, projemize ayırdınız, değer verdiniz. Hepinize iyi akşamlar dileyerek haftaya buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.